Güneşli bir Antakya sabahından hepinize merhaba sevgili dostlar. Vehiben Renkli Bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, yine de dayanamayıp bu kasadan başladım. Koca kafalar. Evet sevgili dostlar, geçen sene leş kaktüslerimi sulamadım. Hepsi buruş buruş oldu. Bunu da yeni aldım. Ama bilmiyorum. Bunu değiştirmem lazım sanırım. Daha emin değilim. Karar veremedim. Evet sevgili dostlar. Bu gördüğünüz Aino yaz ayında böyle kahverengi oluyor. Çok koyu bir renk alıyor. Ve yaprakları böyle toparlanıyor. Şimdi nasıl böyle dağıldı anlamış değilim. Böyle yuvarlak, yüz yuvarlak tepsi gibi oluyor. Ve kıpkırmızı, yani şöyle kahverengi oluyor. Ama kış gelince böyle rengi açıldı, formu bozuldu. Yerinden hiç değiştirmedim. 2-3 senedir bende. Ve dediğim gibi formu bozuldu. Başka bir yerde aynısını dikmişim. Onun yavrusunu, onu da bir göstereyim. Ondan çelik alarak ben bunu diktim ve bayağı da büyüdü. Bu ayrı bir tür. Şu gördüğünüz Aino. Ben de her türlü bitkiyi topladım, topladım. Artık hiçbir yer sığmıyor. Ve kocaman kocaman oldukları için artık ben de ne yapacağım bilmiyorum. Çok çabuk büyüyor bendeki bitkiler. Evet sevgili dostlar, bunlar da ayrı Aynum türleri. Tepsi satışında bundan çok koydum. Şundan, bundan. Sulandıkça, kocaman kocaman olunca çok hoşuma gidiyor ama sonra bir bakıyorum her tarafı doldurmuşlar, istila etmişler. Şöyle. Bunlar da bildiğiniz hornea türleri. Evet. Bunları mahsus çok suladım ki kocaman olsun. Bu suyum. Bu da debi miydi neydi bilmiyorum. Daha ayrı bir tür. Evet. Leş kaktüslerim açmaya devam ediyor sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi. Hala formundalar ama bu sene çok suladım. Havalar soğuduktan sonra ama. Geçen sene sulamadım. Çok ceremesini çektim. Toprağı bayağı ıslak, evet. Ve tomurcuk dolu. Şöyle hala tomurcuğu var. Açanlar. Açanlar. Tomurcuk olanlar. Ve bu da açanlar. Şöyle. Acaba daha sulasam ya daha büyüyecek mi bilmiyorum ama bunu böyle kendime ayırdım. Satmayı düşünmüyorum. Yavruları var ama suyunun yavruları var şöyle. Bu az sulandığı için şöyle gördüğünüz gibi bol yavrulu. Bu da bol yavrulu. Yaz ayında sulamayı düşünmüyorum. Formu daha güzel görünsün diye. Bunlar da suyu. Şöyle. Hepsini anaçtan yavru ayırarak böyle diktim. Evet sevgili dostlar, bunlar da özel tür leş kaktüslerim. Onları da bu sene bol bol suladım. Yalnız bundan pek randıman alamadım. Sebep nedir bilmiyorum. Bunu da sökeceğim. Özel torfa dikeceğim. Hatta az önce suladım. Sabahleyin bayağı sis vardı. Sonra havalar açıldı. Böyle
Çok güzel bir hava oldu. Güneş çıktı. Bunlar da lavli roslarım. Yapraktan öğrettiklerim. Ben bunu her çıkışımda şey diye herek koyacağım diyorum ama unutuyorum. Ağırlıktan devrildi. Sorun değil. Belki bir dahaki sefere çıktığımda ona bir tane herek getiririm. Evet arkadaşlar, bu köşedeydi. Şurada. Onu kestim. Dipten çürümüştü. Onu kestim. Böyle havada kalacak şekilde yerleştirdim buraya ve kök verdi. Şöyle. Daha da kalsın, daha da kök versin istiyorum. Dediğim gibi daha önce bazı arkadaşlar bana özel tür yapraklar gönderdiler. Ama bu nasıl bir tür ben de bilemedim. Hem isim bilemiyorum hem de etiket koymadım. Şöyle. Az önce bir tane diktim. Dün canlı yayında satışları vardı. Bazı arkadaşlar satış yapıyordu. Bunu göstereyim. Bir arkadaş bana yaprak göndermişti. İşte bunun canlı yayında satışı vardı dün. Bir köşede unutmuştum. Az önce söktüm, buraya diktim. Yine de bilmiyorum. Dediğim gibi biraz bu konuda isim özürlüyüm. Bunları da anaçtan söktüm, buraya koydum, kestim, tutmuş. Bir bu tutmamış ama kök vermiş. Şu. Neyse, buraya koyayım. Döndüm. Bunlar da özel tür leş kaktüslerime bol bol bu ana kadar su veriyorum. Dediğim gibi geçen sene korktum, fazla su vermedim. Bayağı kayıp verdim. Çünkü dipteki kökleri ölünce susuzluktan artık bitki çalışamıyor ve inanın bana hepsi bahçe toprağı. Hani bazıları özel olarak toprak getirtiyorlar, ne bileyim bir sürü şey koyuyorlar ama ben sadece bahçe toprağını diktim. Şu güzelliklere bakın. Çünkü bahçe toprağı onun kökünü iyice sarmalıyor, hava almasına izin vermiyor. Yukarıdan kök hava almadığı için de rahatça yürür. Ha, içine de şey koymuşum. Bahçe toprağı, kurumuş ahır gübresi, bir de dere kumu koydum. Dere kumu niye koydum? Kök daha rahat yürüsün diye. Şimdi de torf katıyorum. Bugünlerde artık yerler ıslak diye köyden getiremiyorum ya da gidemiyorum köye. Onun için kum getiremiyorum. Ben de kullanılmış torfa karıştırıyorum, içine daha iyi oluyor. Toprağı biraz kurumuş. Ben de bol bol su vereceğim. Bu mevsimde su verilir mi diyeceksiniz. Evet, veriyorum. Deneyimledim ve çok çok memnun kaldım. Şöyle iyice doldurdum. Hepsini yeni yeni sulamışım. Hiçbirine su vermeye gerek yok. Bunlar da Fred Ives yaprakları, hepsi köklendi. Ama ben onları dikecek yer bulamadığım için böyle bıraktım. Bu ne yaprağı bilmiyorum. Kalsın burada. Bir sürü yaprak. Birkaç tür de eklemişim. Aa, bu trompetta yaprağı. Evet. Ben şunu fark ettim arkadaşlar. Bazı türler güneşi hiç sevmiyor. Ben bunu güneşe koymuştum. Güneş görecek bir yerde. Cılızlaştı, ölmek üzere. Her tarafı yıprandı. Ben de başka çiçeklerin gölgesine koydum. Şuraya. Şunun gölgesine. Kocaman lahananın. Çok güzel gelişti. İki tane de trompetta diktim burada. Biri trompetta, biri de perle herhalde. Çok da benziyor birbirlerine, bakın. Sanırım perle bu, evet. Bu da trompetta. İki gün önce gelen özel tür
Sukulentlerime ayrı bir kaba diktim. Bahar ayında biraz daha büyüsünler, onları ayıracağım. Bunu da böyle üzerine koydum. Şöyle. Ben de hemen köklenecekler biliyorum. Şu tarafa koyayım da kökü zarar görmesin. Bu da özel tür Suyon Variegata. O kadar çok güzel büyüteceğim ki inşallah. Kaç tane daha yaprak alayım. Özellikle renklilerden. İlginçtir, aynı kök. Kimisi Variegata olmuş. Kimisi de böyle yemyeşil. Neyse, bunu da buraya koyayım. Şöyle. İki tane yeter şimdi. Aslında bunun saksısını değiştirmem lazımdı. Kökleri iyice sarmalandı ve bu torf artık verimli olmadığı için ben torfa dikmişim. Ve gelişmiyor artık. Gelişimi durdu. Letizyanın. Şimdi başka memlekette olsaydı bu letizya kıpkırmızı olması gerekiyordu. Şuna bakar mısın? Hawaii kök yapmış. Bu bardağa kök yapmış. Aa, kendiliğinden bardağa girmiş, kök yapmış. Burada olsun. O kadar semiz otu gibi. Nereye atsanız canlanıyor. Sukulentler böyle. Bu da yaklaşık 10-15 gün sonra bordo bulamacı atacağım. Bordo bulamacı, göz taşı diyorlar buna. Hem göz taşı hem bordo bulamacı, bordo olduğu için. Kimisi evde hazırlıyor, nasıl hazırlıyorlar bilmiyorum. Kimisi de bizim gibi hazır alıyorlar. Onu sıkarken, serperken üzerlerine onları ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Soğuk olan yerlerde çok faydalı bu. Ama şimdi bizimki pek soğuk olmadığı için bizim buralar şu an gerekmiyor. Hem hastalıklardan, mantardan koruyor, hem de üşümemelerini sağlıyor. Ve burada güneş görmedikleri için ellerimiz bayağı kocaman olmuş. Formu bozulmuş, kocaman olmuş. Sıkıntı değil. Evet. Dün bu pikruz yapraklarını yatırdım ama su vermeyi unuttum. Videoyu kapattıktan sonra biraz sonra su vereceğim. Bir tane anacı da göstereyim. Buradan soğuk hava estiği için bu renklenmiş. Pikruz olduğuna inandım. Ama tabii şeyde pek belli olmuyor. Videoda pek belli olmuyor ama canlı hali çok daha koyu. Şöyle pembe. Bakın, bu da pikruz. Güneş görmediği için, üşümediği için, bol bol su içtiği için onunla hiçbir alakası yok sanki. Neyse, sağlık olsun. Mendozalara artık su vermeyeceğim diyorum, vermeyeceğim diyorum ama dayanamıyorum. Bayağı su verdim geçen gün. Evet sevgili dostlar, bugünlük bu kadar yeter. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun, görüşürüz. Kendinize iyi bakın.